Merhaba sevgili Konuşan Mutfak takipçileri. Bugün sizlerle karnıyarık tarifi paylaşacağım. Benim en sevdiğim yemeklerden biridir. Fakat tarifimde bir iki değişiklik var. Patlıcanı kızartmadan hafif bir karnıyarık tarifi paylaşacağım. Vakit kaybetmiyorum. Hemen yapım aşamasına geçiyorum. Bostan patlıcanı kullanıyorum ben. Sizler dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz ama bostan patlıcanı biraz daha etli ve geniş olduğu için daha güzel görüntüye sahip oluyor. Saplarını kısalttım. Uzun uzun alacalı bir şekilde soydum, yıkadım. Yağlı kağıt serdiğim tepsime dizdim patlıcanlarımı. Gördüğünüz gibi bir kaseye yarım çay bardağı kadar zeytinyağı aldım ve içerisine damak tadıma göre hafif bir tuz ekledim. Fırça ile silikon fırça ile bütün patlıcanlara zeytinyağını yediriyorum. Gördüğünüz gibi kızartma yapmıyoruz. Hem daha sağlıklı hem daha hafif karnıyarık tarifi olacak bu tarifimiz. Ben Gemlikli olduğum için, Gemlik Yalovalı olduğum için zeytinyağını gerek etlilerde gerek zeytinyağlılarda bütün yemeklerimde zeytinyağı kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum hem sağlık açısından hem lezzet açısından. Eminim ki bu tarifi denedikten sonra bundan sonra bütün karnıyarıklarınızı bu şekilde yapacağınıza garanti veriyorum. Hem lezzeti daha lezzetli hem de hafifliği konusunda muazzam bir hafiflikte oluyor. Daha önceden 200 dereceye getirdiğim fırınımı da közlemeye gönderiyorum. Şimdi tavamın içerisine yarım çay bardağı zeytinyağımı aldım. Sizler zeytinyağı kullanmak istemiyorsanız diğer sıvı yağların hepsini kullanabilirsiniz. Fındık yağı, mısır özü yağı hangisini tercih ediyorsanız. Şimdi şöyle yarım kilo kadar kıymam var. Orta yağlı bir kıyma. Çok yağsız kıyma kullanmayı tercih etmiyorum ben. Daha lezzetli oluyor çünkü. Kavurduğum kıymalarımın içerisine 2 orta boy soğanımı küp küp doğradım. 3 diş de sarımsağı aynı şekilde doğrayarak içerisine ilave ettim. Patlıcanın olmazsa olmaz malzemelerinden biri sarımsaktır. Mutlaka mutlaka hangi patlıcan yemeğini pişirirseniz pişirin, içerisine sarımsak eklemeyi asla unutmayın. Gördüğünüz gibi kıymaları ve soğanları, sarımsakları kavurdum. Daha sonra içerisine bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber ve damak tadıma göre tuzu ilave ediyorum. Bir yemek kaşığı da salçayı ilave edip tekrar kavurma işlemi yapıyorum. Bilenleriniz bilirler, annelerimiz eskilerde bu harcı hazırladıklarında mutlaka bir küçük ekmek arası yaparlardı. Bu haliyle bile muazzam bir lezzette oluyor. Evet, son olarak da incecik kıydığım maydanozlarımı da ilave ediyorum. Ocağımın altını kapatıyorum. Çünkü çok fazla ölsün istemiyorum maydanozlar. Hem yeşilliğini, rengini koruması için hem de tadı kaçmaması için çok fazla kavurmadan, pişirmeden hemen altını kapatıyorum. Bu arada patlıcanlarım közlendi. Gördüğünüz gibi yumuşacık oldular. İçleri de kolaylıkla pişti, dağılıyor. Kimi tariflerde patlıcanın içerisini boşaltıyorlar ama ben doğru bulmuyorum. Zaten patlıcan yemeği patlıcanın da ağza gelmesi gerektiğini düşünüyorum. İçerisine şöyle birazcık patlıcanları ezerek patlıcan kıymalara yer açıyorum. Gördüğünüz gibi hazırladığımız harcı dolu dolu içerisine ekliyorum.
Gerçekten benim en sevdiğim yemeklerden, en sevdiğim patlıcan yemeklerinden biridir bu. Evet, şimdi bir kenara alıyorum. Üzerinin sosunu hazırlayacağım. Tavamın kendi tavamda, kıymalarımı kavurduğum tavamda sosunu hazırlıyorum. Bir yemek kaşığı salçanın içerisine şöyle 1-1,5 su bardağı kadar su ilave edip salçayı eziyorum. Şöyle ki tavada yapmamızın sebebi hem kalan yağı hem de kalan lezzeti salçalı sosumuza da geçmesi. Bu şekilde eziyorum salçamı. Topaklanmaması amaçlı kaşığımın tersiyle evet, hazırladığım sosu patlıcanlarımın üzerinden gezdirerek ilave ediyorum üzerine. Yağ asla ilave etmiyoruz üzerine. Zaten patlıcanları kavururken hem kıymamızda hem de patlıcanları fırınladığımızda yağlamıştık. Yeteri kadar yağı var. Fazlasına gerek yok. Hazırladığımız patlıcanlarımızın üzerine birazcık biber, birazcık da domates üzerine ekliyorum. Dilerseniz bu şekilde de gönderebilirsiniz. Ben görüntü açısından güzel olmasını istediğim için bunları ekliyorum. Evet, 200 derecelik fırınıma 15-20 dakika kadar pişirmek üzere gönderiyorum. Evet, sonuç bu. Gerçekten harika, lezzetli bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi, bu lezzete varmanızı arzu ediyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğen tuşu, bir de yorum kısmına emoji bile olsa bırakırsanız beni çok mutlu edersiniz. Deneyen bütün arkadaşlardan, bütün dostlardan deneyimlerinizi bekliyorum. Yorum kısmına bırakırsanız beni çok memnun edersiniz. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.